Murat! Sen beni görünce geri mi döndün Murat? Öyle mi olduk şimdi? Ha? Yaza mı gittin sen? 52 sen de gitmişsin. Neyi olarak Murat? Murat Allah aşkına benimle lütfen bir konuşur musun? Anlatır mısın bana? Bana bugün de senin yüzünden dedin. Senin Yaz'la aranda ne var Murat? Lütfen söyle ben neye engelim lütfen. Aşk. Karşılıksız olsa da tek taraflı olsa da Yaz'la benim aramda aşk var. Eğer sen olmamış olsaydın belki tek taraflı da olmazdı, anladın mı? Yaz'ın sana olan hayranlığı olmamış olsaydı. Benim suçum mu bu? Benim suçum mu Murat? Ne yapmışım oğlum ben? Seni tanımıyormuşum gibi davranıyorsun. Bak ben olmasam sen bir halt yemezsin, bunu biliyorsun. Bu sefer başkaydı. İlk defa başkaydı. Ben ona ilgi gösterdikten sonra mı sen ona aşık olduğunu anladın Murat? Çıkıp konuşsaydın o zaman niye konuşamadın? Sana yıllardır diyorum şu duygularını belli et diye. Niye demiyorsun? Bak içinde tutuyorsun işte. Ama yok. Murat bir emin söyleyemez. Neden? Çünkü gururuna yenilir değil mi? Ne gururu oğlum? He? Ne gururundan bahsediyorsun sen? Hangi gurur? Gurur mu kaldı? Murat! Ne o zaman peki? Ne olduğunu söyle bana. Ne? Murat! Bu şair havaları Kemal. Ne? Onu söyle dur, bana. Bana söyle ne bu havaları? Ne alakası var oğlum şair havaları? Ha? Sen duygularını kağıtlara saklayacak kadar yüreksiz bir adamsın. Asıl yüreksiz sensin lan. Senin hiç kendi kendine yazdığın bir şarkı var mı? Bir sözün var mı? He? Bir sesin var mı? Kimsin oğlum sen? Eğer ben o duygularımı kağıtların arkasında saklamamış olsaydım sen bir hiçtin oğlum. Hiçtin. Ne diyorsun sen ya? Kendine gel. Bırak kussun içindekileri kus. Onu ilk gördüğüm günden beri aşığım ben. Sen onu işten kovduğunda ben senin niye karşında durdum bir düşün bakalım. Sen ona zarar verecek bir şeyler yaptığında ben senin niye karşında durdum acaba hiç düşündün mü? Onu kendi ellerimle senin önüne attım. Lanet olsun tamam mı? Lanet olsun ona o şarkıyı kaydettiğim güne lanet olsun. Onu kendi ellerimle senin önüne attım ya ben. Senin önüne attım. Sen de bunu öyle güzel kullandın ki şimdi bunları aşk zannediyorsun. Sen aşk ne demek biliyor musun ya? Aşk ne biliyor musun? Aşk bu kızın senin için yaptıkları. Aşk benim Yaz için feda ettiklerim aşk. Neyi feda ettin? Hı? Neyi feda ettin Murat? Şöhretinden mi oldun? Parandan mı oldun? Şarkılarından mı vazgeçtin? Neyi feda ettin sen? Neyi feda ettim öyle mi? Seni feda ettim kardeşim. Kardeşliğimizi feda ettim. Yaz için her şeyden vazgeçerim ben. Geçmişimden, geleceğimden. Hatta kendimden bile vazgeçerim. Son birkaç ay zor geçti. Canın sağ olsun. Sevgim değil, sabrım tükendi. Canın sağ olsun. Biliyordun belki söyleyemedin. Eyvallah. Gitmek istedin de gidemedin. Sen onun peşinden gitmeyeceksin. Seni bıyık altında bırakamam. Mutlu olmaktan alıp koyamam. Yalnızlık bana zor değil ama alışmışım ben bu kavgaya. Bundan geceleri uyuyamam. Yastığımda kokun olmadan. Sormayın halimi hatırımı. Veda edin ben kaybolmadan. Gitsem buralardan arkama bile bakmadan. Senden tek isteğim anılarımızı saklaman. Sevmeyi unutma sen güzel seversin. Olmadı diye Tanrı'ya isyan edemezsin. Gitsem buralardan arkama bile bakmadan. Senden tek isteğim anılarımızı saklaman. Sevmeyi unutma sen güzel seversin. Olmadı diye Tanrı'ya isyan edemezsin. Hayır zaten çay kahvem var da ferahlatıcı içeceğim gitmiş ona. Günaydın. Kahveni getireyim değil mi? Aslı bunlar Sinan'ın değil mi? Ne diyorsun Defne? Ne var bu disklerin içinde? Bilmiyorum. Ne varsa var. İlgilenmiyorum açıkçası.
Ertunç. Al şunu. Ara Sinan'ı gelip alsın. Gelemiyorsa da sen götür. Tamamdır ama numarası bende yok. Tamam, atıyorum ben sana. Bir dakika ya, bir dakika. Belki de onların içinde kanıtlar var. Yazın klibi. Sen söyledim yap. Peki aslanım. Defne. Yaz artık yok. Hatta yakında Kiyan Müzik diye bir şey de kalmayacak. Pardon? Alice, hoş geldiniz. Kemal'le mi görüşeceksiniz? Olur. O da olur Murat'la. Tabii, buyurun. Odasına geçelim. Ya ne oluyor ya? Ne demek yaz yok, Kiyan Müzik yok? Başa mı döndük yine? Kim bu yaz basını? Efendim Defne'cim? Yaz. Şimdi Aslı geldi, bir daha yaz yok falan diyor. Aa, öyle mi? Öyle mi? Sevinmiştir. Yok, aksine bayağı kötü görünüyordu. Hatta şu an Kemal geldi, o da bayağı perişan. Ne oluyor bunlara? Çok şaşırdım ya, ne olmuş olabilir acaba? Düşüneyim mi? Hatırladım. Üçü de geçmişin altında kalmış olabilirler mi? Üçü de böyle ezilmiş olabilirler mi yalanlar içerisinde falan? Üçü mü? Murat da mı? Tabii. Ya hiçbir şey anlamıyorum. Neyse Defne'cim, daha sonra konuşalım bunları. Bak ben çok güzel bir kahvaltı yapmaya çalışıyorum burada. Keyfim yerinde, keyfimi hiç kaçırmak istemiyorum onlar yüzünden. Böyle midem bulanıyor artık, anladın mı? Yalanları yüzünden kirletmeyeyim şu sofrayı. Hadi görüşürüz canım. Aa. Masayı kirletmek istemiyorum falan. Ne oluyor ya? Yaz, Allah aşkına şu hallere bak, ne celalleniyorsun? Biraz yüksekten uçmuyor musun? Yani sonuçta bir tanesi senin arkadaşın, diğeri patronun, öteki de kocan. Yani abla, Allah aşkına ya. Yalan mı söylüyorum şimdi? Ablacığım, bu ne yapsın? Bu evlendikten sonra artık gitsin kocasının evinde falan mı yaşasın ya? Yani bu şekilde olmaz. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur sonuçta. Hadi mi? Ablam. Sen çok boş konuşuyorsun be. Evli kadın zaten kocasıyla oturur. Ne diyorsun sen, ben anlamıyorum ki. Ablacığım çok haklısın. Ben bazen öyle konuşuyorum. Ama bu şekilde olmaz yani. Ben şey yapayım. Bak çaylar çok soğudu. Çay tazeleyeyim ben abla. Tazele tabii, tazele. Benimkini de tazele diyeceğim ama sen ya demli koyarsın ya açık. Onu da beceremez. Sız! Sız! Bana bak. Sen beni delirtmek mi istiyorsun ha? Benim kocamın evi yok. Anlamıyor musun sen? Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Benim kocam da yok. Niye anlamıyorsun sen? İşte koy. Çay koy bana. Orta olsun. Bir de düzgün koy. Yazık, çalışsın. Sabahtan beri oturuyor. Anne, her şeyi ben hazırladım ya. Ablacığım hayatında ilk defa kahvaltı hazırladı, konuşuyor. Bir susun be. Bir susun. Ya ondan didişiyorsun, ya bundan didişiyorsun. Fadime, sen ne biçim kız oldun be? Ablacığım, ben ne ettim şimdi ya? Sen çok şey ediyorsun. Sus. Başım bu kadar oldu be. Her gün evde dır 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 dır. Ben belli konularda yüz göz olmayı pek sevmem, bilirsin. Kaçıncı bu izleyişin? Bilmem. Çok seviyorum bu filmi. Niye çıkmadın sen? Esat'la konuştum. Şirkete geleceğini söyledi. Ben de seni bekledim. Ne yaptın? Konuştun mu Yaz'la? Konuştum. Onun bana ilgisi hayranlıktan öte değilmiş. Onu anladım. Nasıl anladın peki bunu? Murat'a olan duygularından. Yaz, Murat'a olan aşkını mı itiraf etti sana? Yok. O daha kendine itiraf edemiyor ama belli ki Murat'a aşık. Peki sen? Sen nasıl hissediyorsun? İyiyim ya. Gerçekten. Yani şu an böyle üzgün ya da kırgın olmam gerekiyor değil mi? Pardon, benim
Bunu sana sormamam lazımdı. Yo. Aslında tam da bildiğim yerden sordun. Mesela şu an senin nefes almakta zorlanıyor olman gerekiyor. Yani kalbini elleriyle parça parça etmişler gibi acı çekmen gerekiyor. Hatta onları aynı karede gördüğün anlar rüyana girmesin diye gözü açık uyuman gerekiyor. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? O yokken böyle yok olmak istiyorsun. Kendinden vazgeçmek istiyorsun. Özür dilerim. Aslan. Gerçekten özür dilerim. Yaptığım her şey için. Sayın avukatımız, şimdi nasıl devam ediyoruz peki? Nasıl devam edeceğimiz belli. Bugüne kadar nasıl yaptıysak öyle. Sen birinci gün böyle dört elle işe sarılacaksın. İkinci gün yalnızlık bana göre değilmiş deyip... üçüncü gün saçma sapan birinin böyle alakasız bir şeyine tutulacaksın. Hayır, bu defa farklı. Murat Yazıç'ın benden vazgeçti ya, biliyor musun? Tamam. O vazgeçti diye sen de vazgeçmek zorunda değilsin ki. Bildiğim kadarıyla yazlarınızda önemli bir şey yaşanmadı. Yok. Ama itiraf edeceğim, ondan çok hoşlandığımı zannettim. Ya da hoşlandım mı? Bilmiyorum ya. Karışık gerçekten. Tamam, güzel. Bu meseleyi burada kapatıyoruz o zaman. Bırakalım onlar aşklarıyla. Biz de işimizle mutlu olalım. Nereye? Gidiyorum. Sana iyi akşamlar. Ne otursaydın dertleşiyorduk. Kemal. Biz seninle daha çok konuşup dertleşeceğiz. İlk değildi, son da olmayacak. Hadi iyi geceler. Bu defa öyle olmayacak Aslan. Bu defa farklı. Hem kendime challenge hem de Kiyan ve İsmail müzik adına çok ses getirecek bir etkinlik olacak. Sen bütün gece bunu düşündün değil mi? Benim en büyük motivasyonum iş Aslan, biliyorsunuz. Dün gece söylediklerimi hatırlıyor musun? Evet. Birinci gün ve Kemal Sonay dört elle işe sarılır. İkincisi ve üçüncüsü olmayacaktı, inan bana. Aa, Aslan, Kemal. Bu kadar çabuk geleceğini hiç düşünmedin. Hiç düşünmedim çünkü sen Kiyan bizi çok hafife alıyorsun Alice. Öyle mi? Öyle. Hadi bakalım. Buyurun. O zaman ciddisin. Çok ciddiyim Alice. Her şehirde, her ülkede bir şarkıcıyla konser yapacağım. Böyle böyle dünyayı gezeceğim. Konserlerin gelirini de oranın kimsesiz çocuklarına bağışlayacağım. Bu harika bir fikir. Dünyanın her yerinde sanatçılarımız var. Ve bu projeyle bir sürü çocuğa destek olabilirsin. Tam onu istiyordum zaten. Peki de sen gidince buradaki işler ne olacak? Aynı, devam edecek. Sonuçta sadece ben yokum burada. Burada influencerlarımız var, şarkıcılarımız var. Onlar da devam edecek burada çalışmaya. Hem benden daha iyi bir yönetici oldu ortada. Ben yokken Aslı şirketi yönetmeye devam edecek. Kemal, ama benim başka bir... Senin Kiyan Müzik'ten başka bir planın olamaz Aslı. Kafanda her ne varsa unut. Her zaman yaptığının en iyisini yapıp Kiyan Müzik'i ayakta tutuyorsun. Anlaştık? Anlaştık. Sen merak etme Aslı'cığım. Seninle harika yaratacağız. Harikalar yaratacaksınız. Siz şimdiden başladınız dayanışmaya. Ben gideyim istiyorsanız ha. Ne sandın Kemal'cığım? Kadın kadına destektir. O zaman ben paylaşıyorum hemen benim ekiple. Çalışmalar başlasınlar. Hı hı. Hatta ilk konserde buradaki olmasını istiyorum. Olur. Kimle çıkalım? Tabii ki Yaz'la. Yaz bir süre çalışmak istemeyebilir. Evet. Ara verdi diyelim bu ara. Peki de Murat? O da Yaz'la birlikte mi bu kararında? O daha belli değil şu an. Bakacağız.
İnanamıyorum Kemal ya. Tamam proje çok güzel ama bu kadar hızlı kabul edeceğini hiç düşünmemiştim. Ben düşündüm. Çünkü bu dünyada ses getirecek. Yani düşün, hem onların hem bizim işimize yarayacak. Bir de ya düşünsene, o kadar çocuğun kalbine dokunacağız. Ay Kemal, düşüncesi bile çok güzel. Aynen öyle. Sen Defne'ye haber ver. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Murat'a. Alo Murat, neredesin? Sonra konuşuruz demiştim. Ne iş? Damat tıraşı Kemal Bey, haberiniz yok mu? Oo, bu kadar erken mi? Tebrik ederim kardeşim. Aramızda en çok mutluluğu hak eden kişi sensin. İnan bana. Ben gidiyorum. Bir süre yokum buralarda. Nereye gidiyorsun? Dünya turnesi. Smile Müzik'le ortak. Üniversitedeki projen mi? Zamanı geldi artık bence. Şimdi mi gidiyorsun ya? Şimdi gidiyorum. Biraz uzaklaşmam herkese iyi gelecek bence. Buralar size emanet. Aslı sana, sen Aslı'ya emanetsin. Kemal'im, seninle tıraş ediyor muyuz? Yok, başka zaman. Evet, evet. O da tıraş olacak. Onu da tıraşayım. Kardeşim, ne bakıyorsun öyle? Beni böyle bir günde yalnız bırakmayacaksın değil mi? Üçe bile vururum saçımı ha. Kardeşim be. Unutma. Senin için her şeyi yaparım ben. Kardeşim benim. Hadi gel bakalım, üçe vur. Yalnız benden daha yakışıklı olmasın. Ona dikkat edersek. Ya bırak. Yok be oğlum, saçmalama. Sakın üçe vurma ha. Konserlerim var. Ay bıktım ben ama bu Kemal'in son dakika gollerinden. Defne'cim, bizim şu an dünyanın her yerinden sponsora ihtiyacımız var. Ay delirmiş. Delirmişlik bu. Böyle bir proje için en az bir sene önceden çalışmak lazım. Tatlım, biliyorum. Sen şu an elinden geleni yap. Olan bizimdir, olmayan zaten bizim olmamıştır. Yaz. Yaz mı? Akşam 8'de bana gelin. Hep birlikte olalım. Şık giyin. Niye ki? Bilmiyorum ki. Herhalde olanları konuşmak için. De. Niye ben şık giyiniyorum? Ki ben zaten hep şık giyiniyorum. Sen hiç Yaz'la konuşabildin mi? Hayır. Ben ne konuşacağımı, onu ne söyleyeceğimi hiç bilmiyorum Defne. O kadar kötü hissediyorum ki. Peki gerçekten konuşmak istiyor musun? Tabii ki. Ben ona özür borçluyum. En azından bir özür dilemem gerekiyor. Ara o zaman. Yok. Benim öyle bir cesaretim yok ki. Ya konuşmak istemezse benimle? Ay Yaz akşam 8'de bizde ol diye mesaj atmış. Bir tek beni çağırmadı o zaman. Yok, Melis'i de çağırmış. Deniz'le konuşurlarken duydum. Niye çağırıyor ki bu kız bizi acaba? Bilmiyorum. Defne beni yazarıyor şu an, yazarıyor. Açmalısın bence. Hadi. Alo. Beni umursamadığın için mi aramıyorsun yoksa cesaretin olmadığı için? Yaz. Ben ne diyeceğimi, nasıl özür dileyeceğimi bilemedim. Farkındayım. Seni çok kırdım. Neden her şeyi en başından anlatmadın? Niye sakladın gerçekleri? Çünkü sen çok hoşlanıyordun Kemal'den.
o da bizim yaşadıklarımızı yok saydı. Bilmiyorum, tepkisini almaktan korktum. Zaten bir kere doğruyu söylemeyince söyleyemedim sonra. Biliyorum. Biliyorum, arkadaşlık güvenini yıktın. Çok üzgünüm. Ben de çok üzgünüm, biliyor musun? Murat'a ve Kemal'e de çok kızgınım. Ama en çok sana kızgınım ve kırgınım. Çünkü bizim kız kardeşlik kuralımız vardı. Özür dilerim Yaz. Ama seni de anlıyorum. Gerçeği bir sefer çarptırınca toparlaması zor oluyor tabii. Neyse artık. Zararın neresinden dönerse kârdır. Arkadaş mıyız peki hala? Bir daha ne olursa olsun birbirimize yalan söylemeyeceğimize dair söz verirsen arkadaşız. Söz. Sana söz veriyorum. Bundan sonra aramıza kimseyi sokmayacağız. Neyse. Benim şimdi kapatmam lazım. Daha sonra konuşuruz, tamam? Tamam. Konuşuruz sonra. Akşam 8'de bize gel. Hep birlikte olalım. Şık giyin. Deli kızım benim. Keşke senin kadar cesaretli olabilseydim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.